Merhaba arkadaşlar. Bugün 2 ve 4 zamanlı motorlardan bahsedeceğim. 2 zamanlı motor nedir? 4 zamanlı motor nedir? Hepimiz duyuyoruz. Bu motor 2 zamanlı, bu motor 4 zamanlı. Neden 2 zamanlı veya 4 zamanlı motorlar var? Ne işe yarıyorlar? Nerelerde kullanılıyorlar? Avantajları, dezavantajları nelerdir? Motopedi'nin bu videosunda 2 ve 4 zamanlı motorlardan bahsedeceğiz. Öncelikle iki zamanlı motordan başlayalım. Her iki motor da içten yanmalı bir motor tipidir. İki zamanlı motorun dört zamanlı olan motordan farkı pistonun yukarı aşağı hareketinde ki bu harekete stroke deniyor. Dört yerine iki zaman olmasıdır. Emme, sıkıştırma, ateşleme, egzozu iki zamanlı bir motor dört zamanlının aksine iki zamanda yapıyor. Emme ve sıkıştırmayı bir stroke da yapıyor. Ateşleme, egzozu da bir stroke da yapıyor. Bu da iki zamanlı motor denmesinin ana sebebidir. İki zamanlı motorların çalışma prensipleri nasıldır? Emme ve sıkıştırma zamanı nasıl oluşuyor? İki zamanlı motorlarda emme ve egzoz jubapları yoktur. Emme ve egzoz işlemleri silindir içinde oluşan basınç farklarıyla yapılır. Piston yukarı hareket ederken üst taraftaki karışımı silindir içinde sıkıştırmaya başlar. Bu esnada pistonun yukarı hareketiyle krank bölümünde vakum oluşur ve yakıt, yağ, hava karışımı krank bölümüne dolar. Sıkışan karışım buji ile ateşlenir ve patlama oluşur. Çıkan enerji de pistonu aşağı iter. Hani var ya piston aşağı indi. O. Yanma ve egzoz zamanı. Pistonun aşağı itilmesiyle egzoz çıkışı açılıp emiş ağzı kapatılmış oluyor. Yanmadan dolayı oluşan atık gaz egzozdan dışarı atılıyor. Pistonun hareketiyle aşağıda sıkışan karışım transfer portunun açılmasıyla pistonun üst kısmına dolar. Bunun sonucunda egzoz gazının dışarı atılması ve yeni karışımın üst tarafa alınmasıyla çevrim tamamlanır ve yeni çevrim başlar. İki zamanlı motorların avantajları ve dezavantajları nelerdir? İki zamanlı motorlar soğuk havalarda daha kolay çalışırlar. Basit bir yapıları vardır ve maliyetleri daha düşüktür. Neredeyse bir tane pense ve çakı ile söküp takabilirsiniz. Yakıt karışımın bir kısmı daha yanmadan dışarı atıldığı için emisyon konularında hiç başarılı değildir. Yani bugün zaten iki zamanlı motorların pek yaygın olmamasının sebeplerinden bir tanesi de bu emisyon kuralları. Yakıt karışımının üst tarafa ulaştırılması krankın hareketiyle sağlandığından dolayı krank bölümü sürekli yağlanmaz. Yağlama da yakıt içine karıştırılan yağ tarafından yapıldığı için bu yağ da yakıtla beraber yanar ve dolayısıyla çevreye daha zararlı bir motordur. Bir de motor 2 stroke ile çalıştığı için pistonun her yukarı çıkışında ateşleme yapılacağından dolayı motor daha yüksek sıcaklıklara ulaşır ve aşırı ısınma meydana gelebilir. Nerelerde kullanılır? Arazi motosikletleri, skuterler, kar motosikletleri, çim biçme makineleri ve benzeri yerlerde kullanılır. Bunun dışında çok yüksek güce ihtiyaç duyulan yerlerde kullanılır. Mesela gemi makinelerinde. 4 zamanlı motorlar pistonun bir çevriminin 4 zamanda tamamlandığı motorlardır. Yani emme, sıkıştırma, ateşleme ve egzoz işleri 4 farklı zamanda yapılır. Motorlar yakıtın içindeki kimyasal enerjinin ısı enerjisine dönmesiyle, bu ısı enerjisinin de pistonu itmesiyle, kinetik enerjiye dönmesiyle çalışır. 4 zamanlı motorlarda bu işlem şu şekilde olur. Yakıt ve hava karışımı pistonun silindir içinde negatif stroke yapmasıyla, yani aşağı geçmesiyle silindir içine dolar. Bu karışım pistonun tekrar yukarı çıkmasıyla sıkıştırılır. Bu sıkışan karışım yüksek bir sıcaklığa ve basınca ulaşır. Benzinli motorlarda da buji ile ateşlenir. Dizel motorlarda da içeriye ilk başta alınan karışımda yakıt yoktur. Emme zamanında alınan karışımda yakıt değil hava alınır. Hava sıkıştırılır. Sıkışan hava çok yüksek bir basınca ve sıcaklığa ulaşır. Enjektörlerden pulverize halde püskürtülen yakıt yani dizel patlar. Bu da pistonu geri iter. Pistonun geri itilmesi de crankshaft'ını döndürür. Bu şekilde ateşleme zamanımızda yapılmış olur. Egzozda da piston tekrar yukarı doğru hareket etmeye başladığı anda egzoz valfi açıktır. Karışımın yanması sonucu oluşan gazlar bu porttan dışarı atılır. Çevrim bu şekilde başlangıç konumuna gelir ve tekrar birinci aşamadan devam eder. 4 zamanlı motorlar 2 zamanlı motorlar daha verimli olmasından dolayı günümüzde daha çok kullanılırlar. Fakat 2 zamanlı motorların üretimi 4 zamanlı motorların üretiminden çok daha kolay, ucuz ve hızlıdır. 2 zamanlı motorların en büyük avantajı düşük maliyetli olmasıdır. Diğer avantajı da soğukta daha kolay çalışmalarıdır. 2 zaman ve 4 zamanlı motorlar arasındaki fark nedir? 2 zamanlı motorlar daha fazla yağ ve yakıt tüketirler. Yakıtlarına 1/20 oranında yağ karıştırılması gerekir. Teoride 2 zamanlı motorlar 4 zamanlı motorlardan 2 kat daha fazla güç üretebilirler. Fakat silindire yeterli miktarda karışım alınamadığından dolayı pek mümkün olmamaktadır. İki zamanlı motorlarda her devirde iş olduğu için devirleri yüksektir ve volanları da küçüktür. İki zamanlı ve dört zamanlı motorlar konumuzun sonuna geldik. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.